Polo Smart, parmak izi okuyuculu, asma kilit, anahtarsız, kullanım için güzel, spor salonlarında mesela kullanabilirsiniz. Ve çok fazla güç gerektirmeyen yerlerde kullanabilirsiniz yani. Çünkü çok fazla bir tabii ki kalınlığı yok. Dolaplarınızda, işte soyunma kabinlerinde vesaire, o tür küçük yerlerde kullanabilirsiniz. Altında USB şarj soketi mevcut. Buradan şarj ediyoruz. Şu an şarj olmadığı için açılmıyor. Şu an sıfır. Kutusu bu şekilde. Parmak izi tanımlama. 10 farklı parmak izi tanımlayabiliyorsunuz. Uzun süre kullanım mevcut. İşte bisiklette, kapı kilitlerinde, dolap kilitlerinde kullanabilirsiniz. Bir defa şarj ettiğinizde 3000 defa şöyle açma kapama yapabiliyor. Yarım saniyede kilidi açtığını söylüyor. 2 saat şarj süresi mevcut. Ortalama 2 yıl kullanım ömrü olduğunu belirtiyor. Toza, suya karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Şarjı bitse dahi siz buradan şarja takarak yine kilidinizi açabiliyorsunuz. Hani şarj bitti, açamayacağım gibi bir derdiniz olmuyor. Şarja takalım. İçerisinde şöyle bir kullanıcı kılavuzu mevcut. İşte nasıl şarj edilir, nasıl kullanılır, parmak izi kayıtları. Tek şarjda 3000 kadar parmak izi okuyabilip kilit açtığını söylüyor. Full şarj ettikten sonra hiç kullanmasanız bile 2 yıl boyunca şarjı gidiyormuş. Kullanım kılavuzunu da o şekilde belirtiyor. Toza suya karşı dayanıklıymış. Biz bunu şimdi şarja takalım. İlk açılışımızı yapalım çünkü şarjı yok, açılmıyor şu an. O yüzden power bankımızı takıp şarj edebiliriz. Bunu ilk aldığınızda şu an parmak izi tanımlı değil hiçbir şekilde. Yani normal dokunsanız bile açılacaktır o. Yani herhangi bir şeye dokunsanız bile açılır. Ya parmak izi okumasına gerek yok ilk aldığınızda şu an. Bunu ilk olarak ilk kaydettiğiniz ilk iki parmak izi yönetici olarak algılar. Parmak izimizi kayıt etmek için kilit açıkken sensör kısmına parmağımızı 5 saniye basılı tutuyoruz. 5 saniye basılı tuttuktan sonra mavi ışık yanıp sönmeye başlayınca parmağımızı çekiyoruz. Mavi ışık yanıp sönerken okutmak istediğimiz parmağımızı 10 defa okutuyoruz. Şöyle bakalım şimdi. Mavi ışık yanıp sönmeye başlayacak. Şimdi okutmak istediğimiz parmağımızı tanıtıyoruz. 10 defa dokunuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakalım şimdi acaba oldu mu? Olmamış. Olmadığı için hızlı hızlı yapmamız gerekiyor. Tabii tekrardan baştan biz başlayalım. Şimdi hızlı hızlı okutuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Şimdi bu baş parmağımızı şu an algıladı ve hafızasını aldı. Kontrol edelim başka parmağımızla. Bakın şu an açmıyor. Tanımladığımız parmakla açıyor. Şu an hafızasını aldı. Şimdi yani bunun dışında 10 tane daha parmağınızı kaydedebilirsiniz veya farklı evdeki farklı bireylere kayıt edebilirsiniz. Farklı bir parmak izi kaydetmek için kilit açıkken yine sensör kısmına eklemek istediğiniz parmağınızı basılı tutuyoruz. Mesela bu parmağımı tanımlayacağım şimdi. 5 saniye basınca 5 saniye boyunca basılı tutup mavi ışık yanmaya sönmeye başlayınca bırakıyoruz. Şimdi tekrardan hızlı hızlı tanımlıyoruz bir. Şimdi tabii bu olmadı. Tekrardan deneyelim. Önce açıyoruz. Parmağımızı basılı tutuyoruz. Yönetici parmağımıza giriyoruz. Onay veriyoruz çünkü. Şimdi tekrardan eklemek istediğimiz parmağımızı okutuyoruz. Hızlı hızlı. Tabii bu kısımları biraz hızlı yapmak gerekiyor. Hızlı yapmazsanız olmuyor. Şimdi tekrardan bakın ikinci parmağı da kaydetti. Yeşil yandı. Ben farklı bir parmakla deneyeceğim şu an. Bakın açmıyor. Yeni kaydettiğim ikinci parmağımı deniyorum. İlk parmağımı deniyorum. İkinci parmak. Diğer tanıtmadığım parmaklar. İki parmağımızı da başarılı bir şekilde kaydettik. Tabii biz bu kilidi şu an kaydettik parmak izlerini. Başkasına vereceğiz. Başkasının kullanmasını istiyoruz. Veya başka bir aile bireyine vereceğiz. İçindeki parmak izlerini silmemiz lazım. Biz bu parmak izlerini silmeden bu kilidi başkası açamaz ve kullanamaz da yani çöp olur. İçinde kayıtlı parmak izlerini silmek için siz bunu başkasına verseniz de başkası silemez. Sizin silmeniz gerekiyor. İçindeki kayıtlı parmak izlerini silmek için biraz tabii uğraşmanız gerekiyor. 8 saniye basılı tutuyoruz. Mavi ışık yanıyor. Ardından parmağımızı kaldırdıktan sonra mavi ışık sönüp kırmızı ışık yanmaya başlıyor. Bakalım hemen. Tekrar yapamadık. Tabii bu kısımlara alışık olmadığımız için ilk defa yapıyoruz burada. Yani birkaç defa tecrübe etmeniz gerekiyor sizin. Yapamadık ama tekrardan deneyelim biz yine. Gerçekten yani parmak izlerini silmesi zor. Kırmızı ışığın yanması gerekiyor şu an. Tamam. Şimdi yönetici parmağımızı okuttuk.
Yeşil ışığın sabit yanması gerekiyor. Deneyelim bakalım. Acaba sildi mi? Silmemiş. O zaman farklı bir parmakla yapsak şöyle. Deniyoruz. Tekrardan. Kırmızı ışığın yanması gerekiyor burada şu an normalde. Tamam, kırmızı ışığımız yandı. Yönetici parmağımızı okutuyoruz. Ama silme işlemini gerçekten yani zor. Buradaki talimatlara bakarak kendinizin tekrardan parmak izi kayıtlarını silme işlemini yapmanız gerekiyor. Ben şu an yapamadım. Sizin için tekrar deneyeceğim. İşte en zor kısmı bu zaten, yani bu eski kayıtları silmeniz. Bir şekilde silmiyor şu an. Yapamadığım için ben bunu. Maalesef 8 saniye basılı tutun diyor. Basılı tuttuk. Parmağınızı kaldırdıktan sonra mavi ışık söner ve kırmızı ışık yanmaya başlar diyor. Şimdi mavinin sönüp kırmızının yanmaya başlaması gerekiyor. Ardından yönetici parmağımızı okuduktan sonra yeşil ışık yanması gerekiyor. Şu an yeşil ışık yandı. Tekrardan yeşil ışığın sabit yanmaya başlaması gerekiyor ki silsin. Ama tabii biz bir yerde yanlış yapıyoruz veya bir yere atlıyoruz. O yüzden siz okuyarak tekrardan yapabilirsiniz.